İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 2018 yılı parlamento seçimlerine bir aday daha. Sivil Suriyeliler Rusya Federasyonu ordusunun gerçekleştirdiği bir askeri koridor sayesinde İdlib'den ayrılıyor. IŞİD adlı terörist grup Dürzi kadınları köleleştirmek için kaçırıyor. Kürt militanları Esad rejimi ile görüşüyor ve bazı ortak askeri operasyonlar da yapılabilir. Dersim'de bir ilk. Orman yangınına uçakla müdahale ediliyor. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın kaptanı bir İsviçre kulübüne transfer oldu. Leonardo Basmadyan, 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday, biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekili adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. Suriye'nin İdlib eyaletindeki sivil vatandaşlar Rusya askerlerinin gerçekleştirdiği bir insani koridor sayesinde Abu Ed-Duhur kasabasından ayrılıyor. Mültecileri kabul etme, ayırma ve yerleştirme merkezinden uzmanlar insanların belgelerini geri kazanımlarına yardım ederken Rus askeri doktorları da göçmenlerin tıbbi muayenelerini gerçekleştiriyor. Mültecileri kabul etme, ayırma ve yerleştirme merkezinin Halep eyaletindeki şubesinin başkanı Oleg Demyanenko'nun belirttiğine göre bütün yerleşimciler Suriye veri tabanı tarafından kontrol edilmekte ve yasa ile ilgili sorun yaşayanlar meydana çıkarılmaktadır. DAEŞ terörist grubunun Süveyda eyaletine gerçekleştirdikleri son saldırı sırasında Dürzi kadınlarını köle yapmak amacıyla kaçırdı. Suriye'nin güneydoğusunda bulunan Süveyda eyaletinde gerçekleştirdikleri barbarca saldırılar sırasında DAEŞ teröristleri Dürzi kadınları köle yapmak için kaçırdı. Suriyeli yetkililer saldırının 250'den fazla insanın ölümüne ve birçoğunun da yaralanmasına sebep olduğunu söylediler. Bu saldırı Suriye Devlet Başkanı Bashar Esad'ın destekçilerinin öfkesini artırdı. Bu barbarca harekete tepki olarak bazı Dürzi dini liderler ve din adamları DAEŞ'e karşı Rusların karşı saldırısına yeşil ışık yaktı. Bir Dürzi yetkili şu sıralar bir Rus askeri heyeti Süveyda'ya hareket etti ve Dürzi liderlerden Rusya'nın Suriye'nin güneybatısına yapacağı eylemlere yerel güçlerin de katılmasını talep ettiğini duyurdu. Onun belirttiğine göre bu saldırı teröristlerin elinde bulunan bölgelerin kurtarılması amacını taşımaktadır. Suriye'nin kuzeyinde konumlanmış bulunan silahlı Kürt Ulusal Birliklerinin siyasi kolu PYD'nin eski başkanı Salih Müslim, PYD ile Suriye yönetimi arasında gerçekleşmekte olan tarihi görüşmeler süreci hakkında bir konuşmada bulundu. Müslim, görüşmeler sürecini olumlu değerlendirerek silahlı Kürt birliklerin İdlib şehrindeki İslamcı teröristlere karşı Suriye ordusunun operasyonlarına katılabileceği imasında bulundu. O, uzun yıllar boyunca Suriye Cumhurbaşkanı Bashar Esad rejimiyle sorun yaşayan ve muhalif bir pozisyonda bulunan Kürt Partisi'nin her zaman mevcut meseleleri görüşmeler yoluyla çözmek istediği konusunda ısrar etti. Müslim, "Biz aslında başlangıçtan beri bu formatı destekliyorduk ama rejim buna inanmıyordu. Onlar sorunu zor yoluyla çözebileceklerine inanıyorlardı," dedi. Batı Ermenistan'ın Dersim ili Pertek ilçesinde çıkan yangın karadan kontrol altına alınamayınca yangın söndürme uçağı ile müdahale edilmeye başlandı. Dersim'in Pertek ilçesi Çataksu köyünde 2 gündür süren orman yangını karadan yapılan tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı. Giderek büyüyen yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken Dersim'de ilk kez havadan uçakla yangına müdahale ediliyor. Kilikya Ermenistan'ın bir şehri olan Adana'dan getirilen yangın söndürme uçağı ilçede bulunan Keban Barajı'ndan su alarak yangına havadan müdahale etmeye başladı. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın 27 yaşındaki savunma oyuncusu Fabrice Güzel, Fransız Le Botte takımından İsviçre 2. Lig'de yer alan Stade Nyon takımına transfer oldu.
Güzel bu yılın Haziran ayında Londra'da gerçekleşen Tanınmayan Devletler Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmıştı. İsviçreli Stad Nyon Futbol Kulübü'nde ayrıca Yerevan'ın Ararat Kulübü'nün futbolcularından Vartan Arzoyan ve Antrani Koçaryan'ın da yer aldığını hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arno Babacanyan'ın Ov Sirun Sirun adlı eserini sunuyoruz. Ov Sirun Sirun İn çumada Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.